Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim böyle kat kat ayrılan bir katmer yapacağız. Çok az malzemesi var ve mayalandırmadan çok kolay bir şekilde yapacağız. Ben uzun zamandır bunu yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Garanti bir tariftir. Muhakkak denemelisiniz. Hemen hamurunu yoğurarak başlıyorum. Ilıttığım 2 su bardağı sütü kabımın içine alıyorum. Kullandığım bardak yine 200 ml'lik. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Sütünüzü çok sıcak yapmayın. Çünkü içerisine yumurta koyacağımız için bu sefer pişebilir. 1 tatlı kaşığı tuz. 2 adet yumurta akıyla sarısını ayırdım. Sarısını üzerine, akını da içine. Bu sayede de yumurta aklarını ziyan etmemiş oluyoruz. Öncelikle bunları çırpıyorum. Yeterli. Burada 5 su bardağı unu eledim. Eleme aşamasına dikkat edin. Elerseniz hamurunuz daha iyi olacaktır. Yumuşak bir hamur yoğuracağız. Eğer un gerekirse ben birazcık daha alacağım. Sizler de ununu yavaş yavaş ilave edin. Bir pakette kabartma tozu. Unla karıştırıyorum. Ununu sakın birden eklemeyin. Yavaş yavaş ilave edip böyle hafif yumuşak bir hamur yoğuracağım. Şimdi tezgahın üzerine alacağım. Böyle hafif yumuşak bir hamur şu anda. Yanıma da yarım çay bardağı kadar un aldım. Ara ara böyle serperek hamurumu 2-3 dakika boyunca yoğuracağım. Ara ara un serperek yoğurmayı, hamurunuzu daha rahat toparlarsınız. Yoksa başka türlü yapışacaktır. Sakın sert bir hamur yapmayın. Çünkü mayalı bir hamur değil bu. Hamuru 3 dakikadır yoğuruyordum. Gördüğünüz gibi böyle hafif elime yapışıyor. Çok fazla değil. Elinize yapışmadığı sürece un serpmeyin. Hamurunuzu sertleştirirsiniz. Yapıştığını hissettiğinizde şöyle birazcık un serpmeniz yeterli. 5 su bardağı un tam geldi. Yarım çay bardağı da yanıma almıştım. Ara ara serperek hamuru toparladım. Şimdi bu unu da kullanacağım. Çünkü bölerken de elime yapışacaktır. Yapışırken hep ara ara un serpeceğim. Hamuru önce ortadan ikiye bölüyorum. 5-5 olacak şekilde 2 tepsi yapacağım. 5 parçaya bölüyorum. Hamurları tam 10 tane beze haline getirdim. Şimdi üzerine temiz bir bez örtüp yarım saat boyunca bu şekilde dinlendireceğim. 150 gram tereyağını erittim. Soğudu. Kenara alıyorum. Eğer ki sıf tereyağı yapmak istemezseniz 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı da sıvı yağ kullanabilirsiniz. Onu da yanıma aldım. Hamurların kurumaması için tek tek alacağım. Açılabildiği kadar açacağım. Ve yağlıya yağlıya üst üste koyacağım. Alanım dar olduğu için ben hepsini, yani 5 tanesini açıp ondan sonra yağlamaya geçeceğim. Hamurunuz açılabildiği kadar açın. Ara ara da böyle unlayın. Hamurunuzu ne kadar ince açarsanız katmerleriniz de incecik olacaktır. Hamur açıldığın kadar açtım. Gördüğünüz gibi bayağı ince oldu. Merdaneyle zaten anlıyorsunuz. Açtıkça açılıyor. Açılmadığı yerde artık bırakabilirsiniz. Elim değdiği için yırtıldı. Şimdi bunu kenara alıyorum. Her defasında un serpmeyin. Un serptikçe hamur zor açılır. Açtım. Biraz un serpeyim. Çünkü katlamam gerekecek. Çok fazla değil. Sadece yapışmaması için. Beş tane hamuru da açtım. Yağlı kağıdı serdim. Ben şöyle seriyorum. Yağlı kağıdı sermemin sebebi tekrar burada hamur açmaya devam edeceğim için tahtamın üzeri yağlanmasın. Sizler hamurunuzu açtıkça kenara yağlayıp tekrar açıp yine üzerine örtersiniz. Yani şu yaptığım işlemi
açarken, yani açtıktan hemen sonra yapabilirsiniz. Ben şimdi sizlere göstermek istediğim için hemen hepsini birden açtım. Birer yemek kaşığı dolusu tereyağını sürdüm. Şöyle yayıyorum. Kesinlikle aralarına yağ sürün. Yaydıktan sonra tekrar hamuru alıyorum. Üzerine seriyorum. Hamurlarınızı bu şekilde yaparsanız dikkat edin birbirine yapışmasın. Aralarına un serpin ve hızlı hareket edin. Hamurları çok bekletirseniz yapışacaktır. Çünkü yumuşak bir hamur. Tekrar hamur alıyorum. Daha döküyorum. Hemen diğer hamuru da. Ben çok fazlasıyla hamurları bekletmedim. Hemen hızlı bir şekilde açtım. Çünkü çok rahat açılıyor. En son hamurumu da üzerine koyuyorum. Bu kısmı çok fazlasıyla yağlamıyorum. Sadece azıcık şöyle sürdüm yeterli. Hamuru ters çeviriyorum. Şöyle altta kalanı da biraz çekiştireyim. Bu kısma yağ sürmeyeceğim. Çünkü birazcık açma işlemi yapacağım şimdi. Merdane ile çok aşırı derecede olmadan hafif şöyle açıyorum. Yeterli. Çok fazlasıyla açmadım. Hamuru tekrar çeviriyorum. Yağlıkları da alıyorum. Yağ sürüp artık rulo yapacağım. Ucundan başlayarak sarıyorum. Hamuru uzatabildiğiniz kadar uzatın. Tamamdır. Şöyle sarıyorum. Tekrar yağlı kağıdın üzerine alıp yine kalan yağlı kağıdı örtüp diğerlerini açana kadar bu dinlensin. Ortalama diğerini açmam bir 10-15 dakika sürecektir. O süre içerisinde o da dinlenmiş olacak. Artık sonuncu hamuru da açıyorum. 5. hamurdayım. Diğer tepsi için. Artık yağlı kağıt kullanmayacağım. Çünkü son hamurum. Tekrar tereyağından koyuyorum. Rulo yapıyorum. Diğerinin yanına alacağım. Dinlenmesi gerekiyor. Yani hamurlarınızın toplamdaki dinlenme süresi en az 45 dakika olması gerekiyor. Hamuru yarım saattir dinlendiriyordum. Bir tahtanın üzerine aldım. Tahtamı da temizledim. İlk yaptığımla başlayacağım. Bunu tekrar kapatayım. Öbürünü yapana kadar biraz daha dinlenmiş olacak. Çok fazla değil. Altına biraz un serpeyim. Bu arada tepsimi de yağlı kağıtla kapladım. Çok un serpmeyin artık bu esnadan sonra. Önce elimle şöyle biraz açıyorum. İster yuvarlak, ister kare, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yeterince açtım artık. Tepsimi değiştirdim. Yuvarlağı daha rahat yapacağım. Öbürü biraz küçük gelecek. Şöyle oturtuyorum. Yuvarlakta yaptığımı yuvarlak yapacağım. Kare tepside yaptığımı da kare hazırlayacağım. Azıcık tereyağım kalmıştı. Onu da değerlendireceğim. Ayırdığım 2 adet yumurtayı da içine ilave ediyorum. Şöyle bir çırpayım. Yumurtayı ikisine de süreceğim. Her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Şöyle çatalla şekiller yapıyorum. Çok dibe kadar inmiyorum. Üzerine sadece böyle bastırıyorum çatalla. 190 derecelik önceden ısıttığım fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Sizler de kendi fırın ayarınıza göre dikkatlice pişirin.
açıyorum. Tamamdır. Çıkardım. İkisini de ortalama bir tepsi 35 dakikada pişti. 190 derecede pişirdim. Sonra birazcık kıstım. 180'e düşürüp bir 10-15 dakikada o şekilde pişirdim. Eğer üzeri çok kızarırsa 180 dereceye düşürüp yavaş yavaş pişirip benim de bir tarafı gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Bu daha çok sıcak. İlk çıktığında böyle çıtır çıtır oluyor. Daha sonrasında yumuşuyor. Şöyle yakından böleyim. Sizler de görün. Gördüğünüz gibi. İçi de tel tel ayrılıyor. Zaten incecik. Muhakkak denemelisiniz. Hepsini iyice size göstermek için ayrıntılı bölüyorum. Altı da gayet güzel pişti. Böyle size ayrıntılı göstermek için iyice böldüm. Diğeri de aynı şekilde. Onu ellemeyeceğim. Yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bu da gayet güzel. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.